HDP İş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş özellikle üzerinden tam bir ay geçmesine rağmen şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir hükümet kurma için görev vermemesi durumunun normal olmadığını söyledi. Şimdi Türkiye'de olağanüstü bir durum yok. En çok oy alan partiden bir milletvekiline Cumhurbaşkanı'nın görev vermemesi için hiçbir neden yok. Neden bu kadar bekletiyorlar? Doğrusu bunu kabul etmek, anlamak mümkün değil dedi. Fakat şu anda bir aydır hakkı olmadığı halde hukuksuz bir şekilde, gayrimeşru bir şekilde AK Parti Türkiye'yi yönetiyor dedi Selahattin Demirtaş. Demirtaş'a bir koalisyon mu yoksa erken seçim mi görüyorsunuz bu bir aydır yaşanan tartışmalar sonrasında diye soru yönelttiğimizde ise HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş AK Parti yönetiminin koalisyondan yana ancak Cumhurbaşkanı'nın erken seçimden yana olduğu, istekli olduğunu söyledi. Yine Selahattin Demirtaş'a bir süre önce HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan'ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi sorduğumuzda ise Celal Doğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı ile bir tanışıklığının olduğunu ve bu görüşmenin özel olduğunu ancak görüşmeye giderken Doğan'ın kendisini bilgilendirdiğini, görüşmeden sonra da parti yönetimini bilgilendirdiğini söyledi. Celal Doğan disiplinsiz bir milletvekili değildir. Ama şunu belirtebilirim, HDP'den Cumhurbaşkanı'na gitmiş bir mesaj yoktur. Cumhurbaşkanı'ndan da HDP'ye Doğan üzerinden gelen bir mesaj yoktur dedi. Demirtaş'a son günlerde gazetelerde manşet olan Diyarbakır HDP mitinginde patlatılan bombayla ilgili bir soru yönelttiğimizde ise 5 kişinin ölümü, 300'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bu bombayla ilgili şu ana kadar sadece bir kişinin yakalandığını söyledi. Bir gösteride bir pankart açılıyor, polis soruşturma başlatıyor. O pankartın boyasından kumaşına kadar hangi örgütün tarafından yapıldığına dair soruşturulurken bununla ilgili şu ana kadar tek bir soruşturma yapılmış değildir. Bana göre bu bomba olayının arkasında devlet içerisindeki bir takım güçlerin, emniyetin ve istihbarattan destek alması söz konusudur dedi. Ve bu konuda başbakandan açıklama beklediklerini söyledi. Çözüm süreciyle ilgili de İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılamayan görüşmeler konusunda ise HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni bir hükümet kurulana kadar İmralı'ya HDP heyetinin gitmesini olanaklı görmüyorum şu anda. Ama en azından tecrit tartışmalarına son vermek için ve Öcalan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi almak için Adalet Bakanlığı'nın ailesinin adaya gitmesi gerektiğini söyledi. Ve çözüm süreciyle ilgili de şunu söyledi. Gizli saklı işler kapalı kapılar arkasında barış olmaz dedi. Çözüm süreci 3 aydır bu hükümet tarafından dondurulmuştur. Eğer başlayacaksa daha ileri aşamada şeffaf bir şekilde halka her şey anlatılarak ne konuşulduğu söylenerek bu sürecin devam etmesi gerektiğini söyledi Selahattin Demirtaş.